Teşekkür ederim. İyi akşamlar, saygılar sunarım size ve Teşekkürler. değerli konuklara. Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Haydar Fırat bizimle. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar ve gazeteci, televir.com.tr yazarı aynı zamanda Sayın Necdet Saraç da bizim de stüdyomuzda. Hızlı başlayacağız. Ben hemen Sayın Ufuk Söylemez'e dönmek istiyorum. Kur korumalı mevduatın kapatılmaya çalışılmasıyla artık gelinen noktada, kaldırılmaya çalışılmasıyla diyeyim, gelinen noktada acaba vatandaş ne yapacak? Daha doğrusu kur korumalı mevduat pat diye getirildi, pat diye çekilebilecek mi? Bu niçin gerçekleştirilmeye çalışılıyor sizce? Bize faydası ne olacak şu günümüz şartlarıyla? Evet, teşekkür ederim. Sizin duyurularınız dönmeye başlayınca bana da çok sarıda mesaj geldi. Çeşitli tanıdıklarımdan, vatandaşlardan, beni tanıyanlardan. Bu konuda sorular var esasında. Bunu açmamız iyi oldu konuyu. Tabii kur korumalı mevduat esasında AKP'nin akıl dışı, irrasyonel politikalarında şapkadan tavşan çıkararak seçimlere kadar dövüş kullanımı tutmaya yönelik yaptığı bir ekonomik cambazlıktan ibaret. Ekonomik akılla ve mantıkla hiçbir alakası olmayan bir şey. Eğer kur korumalı mevduat böyle devam ederse Türkiye'de dövize endeksli olmayan ya da kura yönelik bir kur koruma garantisi verilmeyen mevduat neredeyse kalmayacaktı. Bakın toplam Türkiye'deki TL mevduatların neredeyse dörtte biri, %22'si, %23'ü kur korumalıya dönmüş vaziyette. Evet. Bu ne demek oluyor? Kur korumalı da normalde faizleri normal belirlesek, piyasa şartlarında oluşsa, enflasyon altında olmasa, negatif reel faizde ısrar edilmeseydi, nasıl saçmalıklarıyla, bugün bankaların ödeyeceği faizi hazine ödüyor veya Merkez Bankası ödüyor. Yani az sayıda mevduat sahibine tüm milletin vergilerinden kur koruması farkı ödeniyor, kur farkı ödeniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bankaya para yatacaktı, banka hesabını yapacaktı, ona göre faiz verecekti. Ona göre bir maliyeti olacaktı. Onu da krediye yansıtacaktı. Bankalardan aldı bu riski. Ticari bankalara siz ödemeyin ben ödeyeyim dedi. Ben bu fakir halkın sırtından size kur farkı ödeyeyim dedi. Ve kurlardaki patlamayı ve ani çöküş, sudden stop dedikleri ekonomide o risk vardı çünkü. Onu önlemek için panik haline alınmış bir karardır bu. Bundan dönülmek de zorunda. Yani ben ekonomi yönetiminin sıkıntısını anlıyorum. Şu anda daha rasyonel olarak bildiğimiz isimler var, Merkez Bankası Başkanı Enfiler falan atanan, ama ne kadar rasyonel olursa olun, yani ilk düğme Evren Hanım yanlış iliklendiyse aşağı doğru bütün gömleğin düğmelerini düzgün götürmeniz mümkün değildir. Evet. Negatif reel faiz verildiği için Türkiye'de hiçbir şey tutmuyor. Bakın bu yapılan da yine normal faizi arttırsalar, politika faizini arttırsalar, bu sorunlar kalkacak ortadan, ama anlaşılıyor ki yine bu seçimler, yerel seçimlere doğru Kasım Aralık'tan sonra yine faizleri baskılayıp, yine kuru baskılayıp, yine o bayat senaryoyu defalarca seyrettiğimiz sahneden hani o oyunu bir kez daha maalesef uygulayacaklar. Onun da o oyuna karşı niye ses çıkarılmadığını, niye yetersiz kaldığımızı istersen daha sonra anlatırız. Ama ben şimdi kur korumalı değil. Şimdi toplam mevduat, kur korumalı mevduatın %68'i yaklaşık. Her gün değişiyor bu ama 65 ile 68 arası dövizden dönenler, döviz sevdiatı bozup kur korumalı yapanlar. Kalan %30 küsürü, 32-33'ü de TL mevduatın kur korumaya dönmesi. Şimdi siyasi iktidar ve ekonomi yönetimi şunu düşünüyor. Biz diyor TL'den dönenleri yine TL'ye geri gönderelim. Ya adamlara siz daha bir sene önce yalvarıyordunuz 6 ay önce gelin diye. Bakın 1,5-2 sene içinde herkesin başı döndü. 152-3 tane değişik karar çıktı biliyor musunuz bu konuda? Ben, bakın uzmanlar, deneyimli insanlar, yani bizim işimiz, gücümüz, ekonomi, bizler takipte zorlandık, anlamakta zorlandık. Vatandaş ne yapacak Ufuk Bey diyor, kur korumalı dediler gittik, şimdi çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım? O kadar bizi büyük bir sorumluluk altında bırakıyor, o kadar ki ben kimseye yatırım tavsiyesi verecek bir konumda değilim, vermem de prensip olarak, ama insanlara da bir şey söylememiz lazım. Evet. Şimdi ben kur koruma mevduatla, bakın oradan enflasyona geleceğim. Enflasyon Ağustos'ta ne çıkacak? Bana göre 8-10'dan aşağı çıkmaz. Aylık, bakın aylık 8-10. Yani Avrupa'da yıllık 6 ama bizde aylık 8-10 çıkacak. Ve bunu da başarı öyküsü diye anlatacak kadar pişkin bir iktidar var karşımızda. Şimdi eğer enflasyon 8-10 arasında çıkarsa 45 falan olur yıllık enflasyon. Sene sonunda ne söyledi hükümet? 58 dedi. Ne kalıyor 45'ten 58'den? 12-13 kalıyor. Önümüzdeki kalan 4 ayda yılın
aylık enflasyonun 3'ü geçmemesi lazım. Mümkün mü? Mümkün şimdi değil. O zaman buradan hemen şunu atlayalım. Madem enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyon ben faize gireceğim. Ona bağlıca bizim verirseniz. Yani sorunuzu lütfen bekletin. Ben şeyi söyleyeceğim. Yani enflasyon tutmayacağı için verilecek faizlerin de enflasyonun altında olması halinde insanlar kur korumalıdan niye çıksınlar o zaman? Yani insanlara sen %30-35-40 payla faiz, ben 40 bile alsam ben kur korumalıdan çıkmam. Ama %50 faiz vereceksen düşünürüm. Yani %50'den aşağı bir faizi kimse kabul etmez. Evet. Bu da tabii %50 vermesi bankaların kredi faizlerine yansıyacak. O da tabii piyasayı daraltacaktır. Yani parasal sıkılaştırmayı böyle yapacaklar. Onu dedim. Şimdi sizin sorunuzu izin alayım, kusura bakmayın. Yani bütünlüğü bozulmasın diye anlatmaya çalıştım. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Hemen bu memur zamlarına gelelim o zaman. Biliyorsunuz %70 istedi MemurSen. MemurSen sarı sendika olarak değerlendiriliyor ama bu kezki pazarlıklarda oldukça sert çıkışlar yapıyor. Öyle ki daha dendi ki zam gibi sunulan enflasyon farkı geçmişe dönük alacağımızdır. Yani bize zam diye enflasyon farkını sunuyorlar dendi. Baktığımız zaman aslında asgari ücrette de bunu gördük. Emekliler zaten o konuya geleceğiz ama neredeyse zam alamadılar. %25'lik bir zamla yetindiler. Ne söylemek istersiniz efendim bu konuya ilişkin? Vatandaş ne yapacak? Sabır, bu arada sabır istedi bir kez daha Erdoğan kabine toplantısından sonra. Yine duydum, bugün duydum maalesef. Hemen Erdoğan'dan başlayayım. 21 yıldır sabrediyoruz. Ünlü ekonomist Maynard Keynes'in lafı var biliyorsunuz. Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. Bize uzun vadeyi gösteriyorlar. Önümüzdeki 2-3 yıl daha enflasyonun çift taneli rakamların altına düşmeyeceği kendi söylemlerinde satır aralarında açıkça söyleniyor. Hı-hı. Yani biz kaç yıl daha beklemeliyiz ki AKP'nin keyfi yerine gelsin de Türk insanı enflasyon karşısında yoksulluktan, yolsuzluktan, işsizlikten kurtulsun. Mümkün değil. Bu olmayacak yani. Kaldı ki bu sendikalarla falan hiç olmaz. Bakın özellikle MemurSen ama sadece MemurSen için değil. Türkiye'deki sendikaların büyük çoğunluğu çok üzücü bir şey. Ben geçmişte sendikacılık yaptım. Yani işçi haklarına, demokrasiye, hukuka saygılı bir insanım. Ama maalesef siz de az önce beyan ettiniz. Sarı sendikacılık. Sadece ücret sendikacılığı yapılıyor. MemurSen'in zaten yasal olarak da yapabileceği fazla bir şey yok. Ben bunu bir kayıkçı kavgası olarak görüyorum. Siyasi iktidar ne derse olacak. Hakem kuruluna gidecek. Hakem kurulundaki hükümetin ne derse o olacak. Yani burada bir pazarlık yapılıyormuş görüntüsü, bir işte memurların hakları, emeklilerin hakları anıyormuş görüntüsü vermenin ötesinde iyi niyetli bile olsalar yapabilecekleri bir şey yok. Kaldı ki bu sendikaların çoğuna ben samimiyetle iyi göze bakmıyorum. Ücret sendikacılığından öte gitmiyorlar. Demokrasi, insan hakları, demokrasi ve insan hakları olmazsa, Merdan Yanardağ ses çıkarmazsa sendikalar mesela, ücret sendikacı hiçbir yere varamazsınız. Yani her şey birbirine bağlı. Bu iş bileşik kaplar gibidir. Demokratik hukuk devletinde, laik demokratik hukuk devleti yoksa her şey iyi gitmez. Onun için iktidar bence biraz verebilir. Bakın bir ulufe dağıtır gibi seçime az bir zaman kala. Yılbaşında muhtemelen Mart'taki seçimi görünce yine o ekonomik tabirle helikopterle para saçacak. Ona emin olun yani. Hı. Bu tabii enflasyonu filan, parasal genişlemeyi hiç umursamayacak. Öyle bir dertleri yok zaten. Zaten bakıyorlar ki sendikalar sadece biraz ücret istiyor. Biraz verince susuyorlar. Ne demokratik miting var, ne ses var, ne bir şey var. Böyle bir ülkede zaten yapacakları şey budur. Yani ben muhalefetin artık bu konforlu alanlardan çıkmasını istiyorum. Evet. Sendikacılığın konforlu alanlardan çıkmasını istiyorum. Evet. Tayyip Erdoğan tebeşirle çizdiği daire içinde kalarak muhalefet yapılamaz. Yapılamadığını seçimlerde işte ağır bir kayıpla herkes gördü. Bizim söylediğimiz şeylere biraz sonra belki geliriz ama ben ekonomiden ayrılmak istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Kur korumalı mevduatta %50'den aşağı bir faiz verirlerse benim kur korumalı mevduatım olsa asla kabul etmem. Çünkü enflasyonun sene sonunda 60'ın üzerinde olacağını ben öngörüyorum. Anladım. Ağustos ayı yine çok, bakın Temmuz Ağustos. Tabii ama TÜİK verilerine göre mi öyle umuyorsunuz yoksa TÜİK'siz değerlendirmeniz mi bu yönde? Bu TÜİK'e göre böyle umuyorum. Bakın TÜİK'siz daha fazla olur. Yani gerçek enflasyonun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Çarşı pazar yangın yeri. Evet. Ancak TÜİK'i resmi kabul ediyoruz. Aksini ispatlamadığımız sürece ona uymak zorundayız. Şimdi zaten hükümet 58 olacak dedi. Ben de diyorum ki 65'in altında olmaması lazım bu hesaba göre. Yani önümüzdeki her ay 3 civarında olursa ancak 58 olur. Temmuz 9 küsür çıktı. Ben Ağustos'un da 9'dan aşağıya çıkmayacağını öngörüyorum. 8 olur, 9 olur. Yani 10 da olması lazım ama ben yani niye olması istediğimden değil. Rakamlar, zamlar, ÖTV'ler bunu gösteriyor yani. Önce göstergeler. Her ne kadar TÜİK ağırlıkları açıklamıyor eskisi gibi ama ben bunu görüyorum ve sene sonunda enflasyonun
resmisinin de 60'ın üzerinde olacağını görüyorum. Oynarlar, yalan yani baskı yaparlar, manipüler, onu ben bir şey diyemem ama ben olanı söylemek istiyorum burada. Hı hı. Yani o ayrı bir iş. Evet. Türkiye'de kur korumalı mevduat işi bir maalesef yakan topa dönüştü. Bunu mevcut yönetim bir şekilde düzeltmeye çalışıyor ama yani bugün Cumhuriyet Gazetesi var mı yanınızda bilmiyorum. Çok güzel ön birinci sayfasında bir karikatür vardı. Su alan batan bir teknenin şeyden damlatıyorlar. Suyu damlayla damlılıkla atmaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Şu anda Türkiye'nin hali bu maalesef. Trajikomik bir haldeyiz. Ve bu kur korunma mevduattan çıkma çabası olumlu ama yetersiz. Halka ben kimseye de diyemem ki arkadaş sen bak ne güzel kur korumadan çık da %30'da %35'de mevduatı kabul et. Kim kabul eder? Orta zekalı hiç kimse kabul etmez. Bizi de dinlemezler. Zaten biz de böyle bir tavsiyede bulunmayız kimseye. Ben beni dinleyenlere, bana mesaj atanlara ve sizin aranızda değerli televizyon izleyenlere şunu diyorum. Tabii herkes kendi riskini alacak, rasyonel bakacak ama bir beklenen enflasyon var. Bir de paranın erime şeyi var. İnsanlar niye bakın şeye gitti Evren Hanım? Bakın Türkiye'de hiçbir varlık gerçek diğerini yansıtmıyor. Niye? Çünkü düğme yanlış iliklendi. Reel faizler insanın tasarrufunu erittiği için insanlar ne yapıyor? Parasına göre kimi arabaya saldırdı. Siz duydunuz mu dünyanın hiçbir yerinde ikinci el arabanın birinci el fiyatını geçtiğini? Türkiye'de oldu bu. Olmadı mı geçen oldu. Haftalarda? Oldu. O yüzden de oldu. Zaten buna ilişkin bir düzenleme yapmak konut fiyatlarının, durumunda kaldılar. Bakın, Night, peki toparlarsanız diğer konuklarımıza da söz vermek ben istiyorum Sayın Söylemez. Bir kısmı söyleyeyim. Bir de yani şeyi söyleyecektim. Bu konutla ilgili mesela yine Türkiye geçen sene yapılan bir araştırmada 55 ülkede 155 kentte yapılan araştırmada %132 konut fiyatlarında artış var. Efendim bütün ülkelerde böyle değil. Bakıyoruz 23 ülkede konut fiyatları gerilemiş. Dikkat edin 55 ülkede hep Avrupa ülke, Hırvatistan, Letonya gibi ülkelerde %15-20 civarında bir artış var. %132 artan yok. Bu normal mi? Değil tabii. Bu da bir balon. Tüm varlıklarda balon oldu. Niye? Düğme yanlış ilgilendiği için. Burada noktalayayım, tekrar devam ederiz. Şimdi Sayın Ali Haydar Fırat'a dönmek istiyorum. Ona tabii biraz daha vatandaş yönünden ve işte bir gazeteci olarak bu yerel seçimlere giderken bu kadar zam yapılan bu kadar...